Esra geldi, geliyor, geldi, geliyor. Ben kendime yeni bir ışık aldım ama çok kötü gözüküyorum. Bunu birinin bana ayarladı. Bundan aldım. Ama Bende de telefonumun ondan var. Ben ortası. de çok kötü gözüküyorum. Öyle bir şey olamaz. Bak sarıyım şu an. Niye sarıyım? Bilmiyorum hangi renk? Bunda üç tane renk var. Var ama o renkleri de denedim. Olmadı yani. Sarıyı dene. Sarı güzel gösteriyor. Bir tanesi çok kötü. Floresan gibi, şey gibi, revir gibi Şey oluyorsun. gibi, benzinci istasyonu gibi. Neyse ben boş ver. Böyle de güzelim diye düşünüyorum. Boş ver, güzelsin, bir Uğraşamayacağım. problem yoktu. Ben de ayarlayayım. Ama bak geçen gün birisi yazmıştı bana. Ha. Yandım ya, barbun balığı gibisiniz diye. Gerçekten şimdi bakıyorum Evet kendime. yanmışsın ben yanında ölülerin şeyi gibi intikamı Tövbe gibi tövbe. neyse Tövbe artık tövbe. Valla baya bir yandım ama şimdi sen bana bugün bayıldım videona Esra. makyaj videoma mı? Evet, makyaj videona. O kadar güzel ki böyle hani tak 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 2 dakikada yapıverdin. Şimdi senle de yapacağız. Evet, İstiyor musun? bak bütün Gördün mü? makyaj malzemelerim yanımda şöyle O kadar bir getirdim. şey kullanmayacağız ama. Biliyorum canım, bunun içinde zaten çok ruj var. Bir tane işte yani okey, çok yani gözüktüğü kadar çok şey yok, malzeme yok. Esra bu arada şey, takipçilerimize onu söyleyelim. Ya ben söylemek istiyorum. Sana da itiraf ediyorum bu arada. Evet. Şey sen Fatma Gül'ün suçunda oynarken ben de program yapıyordum o sırada. Yıllarca senin peşindeydim, tamam mı? Programa konuk etmek için. Ve devamlı Esra çıkmaz, Esra çıkmaz, Esra çıkmıyor falan cevaplarıyla karşı karşıyaydım. Geçen akşam senin canlı yayınına girdiğimde, geçen akşam da ben tesadüfen Esra'nın canlı yayınına girdim. Yatakta yatmışım öyle, elimde telefon seyrediyorum, gülüyorum falan filan. Bir baktım istek geldi Esra. Aa! Dedim yıllarca peşinde Demek yıllarca koşmuşum. ben seni bana alayım diye bekliyormuşum sabah. Evet, yıllarca peşine koşmuşum. Bu isteği kaçıramam deyip direkt şey yaptım. Böyle makyaj, bir de unutmuşum, makyajlı yatmışım. Kırmızı rujlar kaymış, her şaftım kaymış bir vaziyette. Öyle çok çok hoşuma gitti. Çok onore oldum. Memnun oldum Yok ya benim Esracığım. çıkmamam da hiç öyle bir şey bir sebepten değil ama böyle zorlanıyordum herhalde öyle bir konu Olabilir. anlatmaktan. Onun için hani yani anlatmaktan değil de böyle ya üst bir yerden değildir muhakkak. Değil Hayır mi? canım, Diye kendime biliyorum soruyorum. canım. Onu biliyorum üst bir yerden olmadığını. Evet Olur mu evet. öyle bir şey? Evet Ya yani. bazen menajerler izin vermiyor öyle şeylere. Yani hani böyle bir gizemli kalması için. Yok ya beni öyle bir şey kimse tutamaz istersem de ben gerçekten ne yapacağımı bilemediğim için gelmemişimdir. Bu akşam neler yapacağını biliyor musun? Onu da bilmiyorum ama artık Bu bu gece de akşam bilmiyorum. Her an her şeyi yapabilirim. yani gerçekten böyle herhalde çok ilginç ve şey bir gece olacak gibime geliyor. Onu da Evet söyleyelim ki olabilir. takipçilerimiz daha sonra zaten artar da hani burada kalanlar da burada 4.000 kişi de gitmesin. Biz Esra ile bundan yaklaşık bir 25 dakika, 35 dakika önce, tam 35 dakika önce başka bir oyun oynamaya karar verdik. O da yumurta ruleti. Hemen Rus çünkü biz senle Rus. Evet, onu yumurtaya çevirdik ama bir anda. Ondan sonra şimdi 2 tane yumurtayı şey yaptı. İki tane yumurta haşladın değil mi Esra? Beş yumurtanın iki tanesini açtırdım, üçü duruyor. Bende de öyle. Tamam. Ondan sonra şey yaptım, onların hepsini Bak. dolaba da koydum. Evet. Bak benim de burada. Kafamızda patlatacağız. Bakalım hangimizde bir şeyler Patlatacak. patlayacak. Evet. Aynen inşallah. Havlu aldın mı? Ben yanıma havlu aldım. Ben alacaktım ama unuttum alırım. Yani Alırsın. Tamam. alırım Bir yarın. makyajımızı yapalım Hadi istersen. yapalım. Hadi Hazır ne mıyız? yapıyoruz? Çok güzel olmuş. Hazırız. Hadi bak. Şahane. Şimdi. Takipçilerimizden de bizimle aynı anda makyaj yapan olursa sonra bize DM atsın. Onları Evet. koyarız. Ben söyledim onlara. Ha biliyorum söylediğini. Ben tekrar hatırlatayım dedim. Yaşa. Şimdi Evet. başlıyoruz. Salla. Benimki sallanmıyor ama sallayayım. Bir de bir şey tut, saat tut. Bir şey tut, bakalım kaç dakikada bu güzellik nasıl olabiliyor? Tamam, 23.36 şu anda. 23.36 mı? Tamam. Evet. Şimdi. Bu ışık çok kötü. Pondötenimizi alıyoruz. Şöyle sürüyoruz. Evet.
Ben genelde fondöteni gözaltıma da sürüyorum. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi hafif yuvarlak hareketlerle iyice yediriyoruz. Göz altlarımıza şöyle pat 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 yapıyoruz. Ay ben dur, kimim de makyaj videosu gösteriyorum. Ay yüzüm. Ay çok iyi gösteriyorsun ama. Bir de uzun 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 makyaj yapanlara da şey olsun bu. Bak şimdi. Böyle yapıyoruz. Ferahlıyoruz. Şurayı da şöyle yaptık. Bitti. Ah. Tamam mı? Çok hızlısın sen. Ah, tamam. Evet evet. Hızlısın. Ben korkuncum o konuda. Evet. Şimdi. Göz altında böyle mi yaptık? Tamam. Evet. Tamam. Şimdi hemen rimelimizi alıyoruz. Ama şeye bakmayacaksın. Sakın önüne bak, bana bakma. Aynada bakmayacaksın kendine. Bir aç. Önce bir tespit etmeyeyim mi? Evet. Tamam. Tespit et. Şimdi başlıyoruz. Ne haber? İyi vallahi, sen nasılsın? İyice gel bak. Nasıl gidiyor Esra? Neler yaptın bugün? İyi ne olsun işte. Bugün bir manava gittim. Ondan hala aynı sonra gözlemiyiz Esra. Evet Reniko. Manava gittim. Ondan sonra ayva suyu içecektim. Onun için ayva istedim. Kalmamış. Ayva şimdi suyu nasıl oluyor? Ha. Ayva i̇şte suyu nasıl oluyor? Şey yapıyorum. Smoothie yapıyorum ayvadan. İçine tahıl koyuyorum. Nasıl gidiyor? Bakıyor musun sabah? Bak, bakma. Hiç bakmıyorum. Vallahi bir daha bakmıyorum. Sonra seyredersin. Evet çok güzel oluyor bence. Gözlerimiz bambaşka bakacak bak gör. Yaptın mı? Heh. Yaptım. Bakayım. Bak. Bak. Oldu böyle mu? Böyle bir şey olamaz evet. Ama seninki daha iyi oldu. Dur ben biraz daha süreyim. Sen biraz daha sür. Ondan sonra. Şey, alt kirpiklere de sürüyor muyuz? Ben sürmem alt kirpiğe. Sen sür istiyorsan. Bir şöyle bir tıklatayım. Evet. Şimdi al allığını. Şey yapmıyor muyuz üstüne? Pudra yapmıyor muyuz? Yok pudra hiç yok. Pudra ne? Ha dur yanlış almayalım dur. Böyle böyle yapıyoruz. Tamam mı? Biraz bakıyoruz burnuna. Değil mi bunda? Evet. Bunu da yap. Tamam. Bu kadar yeter. Alnımıza da mı yaptık? Azıcık yaptın. Bu kadar tamam. Yeter. Ruj al. Ruj için gözlük takacağım artık. Kusura bakma. Ya ruja da bakıyor muyuz? Böyle bir şey. Bak ne güzel olduk. Evet. Baksana benim sakozluğum gitti. Evet. Gitti. Başla. Ruja da bak. Ha. Bakıyor muyuz rujda? Bakma. Evet. Kafanı kaldır yukarı bak. Ha. Şimdi üst dudağını ol. Ha. Oldu mu? Altların içlerini haya. Alt dudağının çizgisini ol. Kaha ağzını. Biraz bunu yap. Sonra bir daha üst dudağı çık. Çizgisinden ho ho. Yaptın ho mı? Bakayım. Gördün mü? Oldu. Olur 39, tabii. 3 dakika. Evet 3 dakika. Oha. 3 dakika. Oha. Bu kadar. Budur. Bak böyle bir şey olabilir mi? Bak. Aa, şaka gibi değişime bakar mısın? Aa, arkadaşlar nasıl... Ben kaşlarımı da boyuyorum. Dur, boya hayatım. Kaşını boya. Ben boyamıyorum. Ama bana görün şimdi ne kadar güzel olduğumuzu. Sonra ben çünkü böyle bana fenalık gelir. Bakayım. Aa, baksana. Bak saçlar şu ruj. Baksana ay, dur, ben de saçımı açayım. Aa, bak gözler. Saçımı açmayı unutmuşum dur. Aç saçını. Heh. Da. 3 dakikada. Oha. Maşallah maşallah. Evet. Aa. Yıkılan olduk. Sen sette de böyle mi yapıyordun? Ben sette böyle yapıyorum ama 5 saat başka kadınları bekliyorum. Düşün. Arada girip kendini yapabilirsin böyle. Olmuyor mu? Onlara mı? Hayır canım kendini. Ha onların bitmesini bekliyorsun. Evet. Ay inanmıyorum ya. Onların 2822 yıl sürüyor o fondötenin yayılması falan. Neden bu kadar bayağı uzun sürüyor? Her sette böyle kendim yapıyorum. Her sette. Ay çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu işte bu kadar. Bak 3 dakika. 3. Aynen. Ey kadınlar. Dakika. Arada yani da konuştuk da. Erkekler de makyaj yapıyor biliyorsun. Efendim? Erkekler de makyaj yapıyor ya artık. Onlara da söylüyorum. Böyle nasıl makyaj yapıyor erkekler? Var, kaşlarını şey yapanlar. Şaka diyorsun. Arta bir neler var dünyada. Aa. Ben erkeklerin bazen hani böyle şey terakota falan sürdüğünü biliyorum. Ay. O kadar. Tövbe ne kötü.
Çok kötü değil mi? Be terakota süren adam. Birden o terakota süren adam. Evet ya, beyaz pantolon birdenbire gözümün önüne geldi. Sivri pabuç, terakota. Saçlar şöyle biraz. Üstüne azaltırdan. Gömlek. Hayır, evet. Şipahoy. Şipahoy'da kaldım ben hala ama. Bodrum'a hiç Şipahoy kapandı değil mi? Bitti o. 1700'ler. Neyse. Ne güzel. Neyse. En güzel şeyler bitti. Aa bak, Belçim de gelmiş. Belçim. Belço! Aa, çok deliyiz ya. Esra ya, şu sen oyunculuğa geç başladın ya. Yani aslında bana göre hiçbir şey geç değildir de. Hiç keşke daha önce başlasaydım, var mı? Yok. En de güzel yani zaman. Çok kayıp bir dönem, yani çok kayıp bir dönem yaşamadım ya. O zaman da bir sürü şey yaptım, çok güzel yaşadım, çok güzel çalıştım. Yani bir kayıp bir dönemdi de oyunculuğa başladım değil. Onun için onun zamanı oymuş bence yani. Nereden estiler? Çocukken falan oyunculuk mu oynadın? Öyle bir hayalim var. Bir anda mı geldiler? Yani öyle tek başına, tek çocuğum. Ben tek başına böyle işte oyun kurardım çok, evet. Odada tek başına konuşurdum, oyun kurardım. Ondan sonra hatta annemler beni şeye götürmüşlerdi, bir beyin nöroloğa götürmüşlerdi. Çünkü hep tek başına konuşuyorum odada. Onlar da panik içinde kapıdan dinliyorlar. Ama öyle giyiniyorum, işte kuruyorum ama bunun hiç yani aklıma bile gelmedi oyunculuk üzere. Kimse de bir şey söylemedi. Öyle sanat tarihi okudum zaten ama yani hiç çocukluktan gelen bir şey değil. Ama bir enerji vardı. Onu hiçbir yerde akıtamıyorum. Yani bir sürü işe giriyorum ama o akmıyor, o enerji. Bir yerimde tıkılı kalıyordu hep. Onun sonra bu oyunculukla mı çıkacağına inanmıyor. Evet, çıkardı. Evet. O nereden geldi? Çiğdemsel işte? Işık vardır. Bilir misin Çiğdemsel Işık'ı? NYU'da bir hoca, aynı zamanda şimdi burada da yani. Onunla konuştuğumuzda o bana, dedim ki bana bir audition yap, benden bir bok olur mu sence dedim. O da dedi ki gel sana bir şeyler yapayım. New York'ta ilk derslere girenlere yaptıkları, yani o okula almak için yaptıkları bir küçük test gibi bir şey, oyun verdi bana. Ben de o günü bekliyormuşum yani herhalde. Sonra dedi ki yani bir git üstüne bu işi. Şahika Tekan'da gittim, canım Şahika. İki sene orada, ondan sonra da Ece Yörenç beni aldı. Keşfetti. Keşfetti, vay. Ay ne kadar güzel bir şey. Ama ben şeyi gördüm sende. Yani ben bütün seni bugün şey yaparken bilgilerine falan bakarken ilk başta ona bakmamıştım yani. Şimdi okudum falan filan böyle birkaç bir şeyi. Ondan sonra dedim ki ay dedim, bu kadın yay burcu mu dedim. Evet. Ondan sonra bir girdim yay çıktı. Yayım. Evet, ben de yayım. Çok bazı şeyleri çok benzettim. Var bizde bir enteresanlık. Yani enteresanlık değil de bu enerji, yani enerji demeyeyim ama bu böyle bir ruhun özgürlüğüyle ilgili bir şey. Orada bir noktada hiçbir şey tutamıyor seni galiba. Risk alabiliyorsun. Yani risk almak önemli bir şey ya hayatta. Çok mesela önemli bir şey. Ben çok risk çok risk alan biriyim. Yani burnumu affedersin boka soktuğum da oluyor ama bir deneme ihtiyacı duyuyorum. Sonra kendim anlıyorum, kendim farkına varıp geri çekiyorum burnumu. Böyle burnumu geri soka, soka geri, soka soka, geri çıka çıka bir noktada bence bir şeyleri anlıyorsun yani kendinle de. O çok enteresan bir iç sesi. Ya benim sesim mi yankılanıyor, öyle söylediler. Aa, sana yankı yapıyor mu? Yok. Benim kulaklıkta da yankı yapıyor da ondan şimdi kulaklığı değiştirdim, gene yankı var. Arkadaşlar bir şey soracağım, benim sesim yankılanıyor mu? Kızlar süpersiniz. Teyzem seni diyor. Müjde, yankılanıyor mu sesiniz? Sabah ses kötü dedi birisi. Evet. Ne yapacağım ben yankılanmaması için? Dün Hande ile yayın yaptık. 45 dakika bağlanmaya çalıştık. Yani o böyle mozaikleniyor falan filan. Çok korkunçtu ama ne var acaba? Evet diyorlar, yankı var. Ne yankılanıyor? Şudur, balkon kapısını kapatayım. Bir dakika dur. Bir dakika Esra. Sen anlat bir şeyler. Tamam, ne yapıyorsunuz? Teyzem de hayır diyor. Hayda. Teyzem hayır diyor. Ferda herkes, diyor. Hayır diyor. Bak herkes hayır diyor. Biri yes diyor. Güniz. Bende de yankı yok diyor. Çok rahatsız edici değil ama varmış. Evet diyor Ayşe. Esra Dermancıoğlu fan mı? Ya canım benim.
Bak bayağı fanlar falan. Bir de şu Leyla. korona dönemini acayip bir şey yazıyoruz. Şeye çevirdin. Korona dönemi benim için bu dönem. The dönem değil mi? Şeyden sonra, Fatma Gül'ün Yani suçundan bir tek sonra. hani evet ama acayip bir dönem çünkü hani dışarıda bir acı var. Biz içeri kapanmışız. Çalışmak zorunda olanlar. Biz çalışmıyoruz. Onun getirdiği bir vicdan azabı. Öbür türden korkunç bir mutluluk bende. Ya beni bir odaya koy. Odaya koyma. İstediğim eve koy. İstediğim Ha. eve koy. Hiç çıkmayayım. Yanıma da sevgili. Hiç çıkmam. Ben hiç çıkmam. Sevgilisiz yakalanmışsın ama. Gerçi buldun Nerede gibi. yakalanmışım? Sevgilisiz yakalandın koronaya ama korona sırasında Aa, buldun evet korona sevgiliyi. sırasında evet küçük bir fingirdeğim oldu. Evet, nasıl gidiyor? Bir, bayağı bir Biz şehri çok mutluyuz gidiyorsunuz. açıkçası. Evet böyle bir Gerçekten mutluluk mi? olamaz tabii Geçen ki. gün çocuk konusunda kavga ediyordunuz. Evet ediyoruz. Çünkü ben 65 yaşından sonra çocuk yapmıştım. Şu anda şey yaptınız mı? O konuda anlaştınız 65 mı? yaşında değilim ha. Her şeyi böyle 65 yaşında Ha? değilim. 65 yaşında 65 değilim ömrüm. 65 yaşında diyeceksin, 65 olunca yapacak. Olunca Aa yapacağım. bak, Hakan Ezer de geldi. Hakan. Hakan Ay ne kadar kumaşları uzun zaman buldu. oldu görmedim. Hakan da mı ortak arkadaşımız? Evet, Biz şu an Hakan da yayında ortak. tanışıyoruz arkadaşlar gerçekten. Birbirimizi göz göze bakmadık bile daha. İlk Ha, yani seni aşk yayınında yap, ilişkimiz burada yayında seni oldu ama. yayınında baktık. Ama et ete bakmadık. Ha, et ete hiç bakmadık. Hayır. Aynen öyle. Ama çok ortak arkadaşımız Çok var. arkadaşımız Ya var. şimdi bak, burada daha da çıkıyor. Serdar Evet. Cümbüş var. Hakan, Serdar Cümbüş'e kuzen misiniz? Evet, Serdar Cümbüş'le kuzenim. Çok Bayılır. yakışıklıdır. Ay bayılırım. Ay Benim çocukken bayılırım en ben de yakın ona. arkadaşımdı. Ya ben benim de şu Evet. benim de büyüklükte en yakın arkadaşım. Ben de bayılıyorum ona. Sonuçta Ali Can'la tatlıya bağladınız mı? Sonuçta Alican'la tatlıya bağladık. İyiyiz. İlişkilerden konuşuyoruz. Şunu konuşuyoruz aslında. İşin şakası bir taraftan. Ama bir gerçekle gerçeğin dışında kaldık. Bir hafif biz de böyle bir spontan yani biz yayını açtığımız zaman ne olacağını hiç bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Yani ilk defa seyirciyle karşısında oyuncu olarak gördüğü iki kişi onlar kadar bilmiyor. Yani bu ne demek? Onların da bizle beraber bu deneyimi, oyunculuksa eğer onlarla beraber yaptığımız o spontan ve doğaçlamayı onlarla yapıyoruz aslında. Bayağı oyunculuk eğitimi veriyorsunuz gibi bir şey bu yani, o sırada Oyunculuk ha, kendimize eğitimi değil veriyoruz, de. onlara veriyoruz. İşte ilişkilerle ilgili bazı şeyler soruyoruz birbirimize. O an bana da dank ediyor mesela. Sonra gerçekten ter içinde kalıyoruz bitirdiğimiz zaman. Bence seyreden de ter içinde kalıyor. Ve Evet. ben o şeyi çok seviyorum. Bir gir çık değil ama böyle devamlı takip edeni beraber olmak bana çok iyi geliyor. Hiç önemi yok. 1, 3, 8, 12 Bir bin yaka devamlılık da bin. var ve Bir devamlılık var. kendi içinde senaryosu yazılıyor bunun, yani gelen Kendi mesajlar içinde ve hiçbir şey insanlar. bilmiyoruz Ay yani. çok komik, çok Hiçbir güzel bir şey. şey Bir o yapıyorsunuz. evet o mesela bir de açıyorum alayım ben sarı papatyamı diyorum. Yönetmen yok, hiçbir şey yok. Şimdi buradan bana kızacaklar. Benim işim var ben. Bir zamanlar Çukurova'da çalışıyorum ve çok seviyorum. Yani o çalıştığım yapımı çok seviyorum evvela. Ama o kadar birikmiş ki bende. Makyajınız ne giyeceğimi biri söylüyor. Makyaj öyle bir senaryo geliyor falan. Sanki böyle ağlarımdan beni koparmışlar gibi böyle bir açlığım varmış demek ki. E Yani çok bu işte onu güzellikte söylüyordum biraz. kuru yok, bir şey yok. Yani nasıl göründüğün önemli değil ve bunun ne kadar kabul olduğunu görüyorsun. Kabul ediyorlar. Evet. Ama Hastanı da ne kabul çok güzel, eder. biliyor musun Esra? Herkes, çünkü şey olunca, böyle meşhur olunca herkes zannediyor ki biz yemeyiz, içmeyiz, kusmayız, espri yapmayız, gülmeyiz ya da hani pırt yapmayız falan filan. Hani öyle bir kalıp oluyor insanların gözünde. Şimdi bu korona sayesinde bu canlı yayınlarla, zaten Instagram'da da vardı o. Artık yani her şeyimizi paylaşıyoruz ve aslında hepimizin ne kadar eşit olduğu ortaya çıktı. Yani Her hani türlü bu tabii ki. her Tabii. türlü öyle, ama öyle gözükmüyordu işte o. Evet. Yani bir de şey hoşuma gitti. Yani biz işte size yeni evlerinize geleceğiz.
tabii ki bir televizyon şeyini kaybedilebilir mi dünyada? Tabii ki olacak. Ama bu da mesela bir reality show gibi. Tuhaf. Reality show mu değil mi? Biz gerçek o muyuz değil miyiz? Yani herkes BBG nasıl gibi, kayıpsa biz de biz de kayıpız. Evet, bu şey anlamında evet. değil. Yani bir kaybolmuşluğun içinde beraber böyle bir şey başladı. Ve ben bundan korkunç memnunum yani. Ben de çok memnunum yani. Çok şükür çok memnunum ve bu her şey çok doğal bir şekilde de gelişiyor ya. O daha da güzel bir şey. O doğal şekilde gelişmesi. Yani benim için de aynı şey. Evet, ben tamam buradakine kendi işimmiş gibi yapıyorum. Hani sorular soruyorum, ediyorum. Röportajla karışık ama gene de doğalsın. Evde bak işte saçın şu şekilde çıkıyorsun. Evet. Makyajını yapmadan da çıkabiliyorsun. Evet. Rahat rahat istersen yani severan ediyorsun. Bunu dünya çoktan başarmıştı. Bizdeydi o. Ne kadar uzak olursa o kadar işte merak edilir. Merak edecek bir şey yok. İnsanın bir de merak edilecek. Bir insanı merak ediyorsan aslında yani onun kendini yüzünden çok başka şeylerini merak etmek daha kafa açıcı, daha kafa çalıştırıcı bir şey. Yani bir oyuncuyu hiç görmemek yani. Ama görüp onun bakış açısını yakalayıp oradan bir şey kendine çıkarmak bence şahane bir şey. Yani daha fazla insan tanımak. Bir de bu dönem içerisinde nasıl kendini oyaladığını görüyor. Nasıl özdeşleştiğini görüyor. Nasıl sen yemekler de yapıyorsun. Yemek evet, yaptığını yemek görüyor. Evet, yemek yapıyorum, yürüyorum. Dans ediyorsun. Mesela ben anne babayı kaybettim ama güzel atlattım. Başın sağ olsun. Yani hiç öyle bir şeye girmeyeceğim de o konuya. Şuna gireceğim. Geçen gün yayın açmadık, tamam mı, bir gece. Ondan sonra bir baktım. Böyle bir şey olamaz. Esra Hanım, iyi misiniz? Gündüz bir post koymuştunuz, üstünüzde bir böyle beyaz bir şey vardı. Üşüyor musunuz, korona mı? Ay böyle bana bir iyi gelsen. Ya nasıl seviyorlar değil mi? Nasıl karşılıksız ve ne kadar güzel bir sevgi. Bu o zaman şöyle bir şey yapıyor. Evet yani hani o... Ya herkes birbirini bir yerden mecbur yani. Oyuncu oyuncuyla ya mecbur kalıyor, yapımcı ona mecbur kalıyor, biz yapımcıya mecbur kalıyoruz. Hep bir sevmek ve hoş görmenin altında hep küçük şeyler yatıyor ya. Evet. Burada evet. Ne yatıyor olabilir birinin? Esra Hanım merak ettik ya, iyi misin, hasta oldun? Ne o, ne yatıyor olabilir? Hiçbir şey yatamaz. Hiçbir şey yatamaz yani. Bu dönemde samimiyet kazandı bence Esra ya. Zaten doğal olmayan, samimi olmayanlar böyle bu kadar cesur bir şekilde bu işi de yapmadı. Çünkü evet, onda da suç aramıyorum. Yani kendine bir maske takmak da bir sürü defa, yani bir sürü şeyden dolayıdır muhakkak yaşadığı. Bence kendine maske takmak demek ve bir yerde bir takım şeylere gitmemek demek yetersiz olduğunu gösteren bir şey. Yani... Bir takım şeylerin var ki onların ortaya çıkmasını istemiyorsun. İlla ki o rolünle mesela ortaya çıkıyor. Biz mesela diyorlar ki bazıları işte başlasın dizim onunla gelirim. Ya dizine ihtiyaç çok ki. Belki seni gören orada bir yapımcı şey yapacak. Çok pardon. Yok hayır. Belki bir yapımcı görecek falan filan. Yani bunlara gerek yok. Biraz kendini anlat. Ne yaptığını anlat. Nasıl olduğunu anlat. Ben onun için burayı çok seviyorum. Bu Instagram'ı çok seviyorum. Ve koronayı da çok sevdim. Yani korona olsam bile sevdim. Yani evet, hani bir taraftan o acı da muhakkak beynimizin bir yerinde. Bütün tabii ki o de. Doktorlar, hemşireler, bütün o çalışanlar, yani dünya korkunç bir şeyden geçti. Ama şöyle bir şey var yani, bir şey söyleyecektim, unuttum. Merhaba Alzheimer. Yok, bende de oluyor. Dur, bir şey diyecektim, neyse. Çiftetelle oynamaya başlamış. Unuttum aşkım. Hayır, neden konuşuyorduk? İnsanların doğal olmasının ortaya çıkmasından. O samimi olma hali mesela. Yani o çünkü bir şey söyleyecektim, unuttum ya. Biri kafama vursun arkadan. Ben de vurayım kendi kafama. Hadi vurma şimdi kafanı. Şeyli stilize vuruyor böyle. Stilize şöyle bir şekilde. Neyse, unuttum. Unuttun, aklına gelirse gelirse. Yok, bu gerçekten herkes için. Ama o söylediğine de değineceğim. Mesela doktorlar, hastanede çalışanlar falan dedin ya. Bütün bu canlı yayınlar sayesinde onlar da evdeyken çok güzel oyalanıp kafayı dağıttığına inanıyorum ben. O stresten. Evet. Yani tabii ki. Çünkü
bu onu söyleyecektim. Bak, ölümle ilgili çok güzel yumurta oyunu oynamadan önce ölüm hakkında konuşmak, ama şöyle bir şey var. Yani eğer bunu gerçekten farkında olup yaşayan bir sürü insan birileri varsa, tuhaf bir şekilde o ölümle yaşamın arasındaki o çizgi çok gözümüzün içine girdi ya, bütün dünyada. Evet. Orada evet, olmaz. Evet, prenses evet, öldü, prens öldü, zengin öldü, fakir öldü. Öldü yani. Onun için bir noktada şurada bir düşünmemek mi lazım? Yapımcı beni görmesin, ben kendi imajım. Yani bu o kadar küçük bir mesele kalıyor ki hayatın içinde. Doğru. Ve bir sürü şey küçük mesele kaldı hayatın içinde. Hayatı daha iyi anladık ya. O senin daha önce işte mezarlığa karşı oturduğun evdeki gibi bir şey yani. Hani evet, her sabah kalktığında onu hatırlıyormuşsun. Hatırlıyorsun. Yani. Aynen öyle. Yani bir de geliyorsam yaşayacaksın yani. Kimseye evet, ağırlık yani olmadan, kimseye kötülük yapmadan, yani yapmamaya çalışarak, bilmeden de olsa yaşayacaksın yani. Ama önemli olan kendin olarak yaşayabilmek. Kendin olarak yaşayacaksın. Öbür türlü çünkü çok zor yani. Oradan çünkü geri dönmek de zor. Kendini başka türlü gösteriyorsun ama ondan sonra bir de kendin varsın ya yani. Ben işte onu çocukluğumdan beri hiç yapmadım mesela. Yani öyle bir... Ama sen zaten yapabilecek bir tip de değilsin ona yani. Hani her ne kadar şey yapmış olsan da, hani belirli bir süre insan içinde o içten gelen bir şey bir anda ortaya çıkıveriyor. Yani seni tetikliyor. Yapabileceğin bir şey yok ki yani, o şeyin natüründe var yani. Çok da memnunum yani. Hani bir ruha gelsem yine buna gelirim gerçekten. Gelirim. Hani bana çok keyifli yaşattı yani. Çok şükür. Hiç ruhumla öyle... İyi yaşattı beni yani. Ne kadar güzel. Ama onu sen de iyi bir şekilde değerlendirdin de ondan iyi yaşattı yani. Aynen yani. Senin yerinde olup da mesela çok üzgün olabilecek bir tip de var. Yani insanların işte insanların beslendikleri, ya kimisi acıdan besleniyor yani. Evet. Kimisi eğlenmekten besleniyor. Kimisi bir şeylerle bir şeyleri kamufle etmeye çalışıyor. Evet. Hepsi öyle bir şey beni yani. Beni topa tuttular. Babamın Alzheimer hikayesini anlattım. Sevgilimle gittiğimizde babam ona hov 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 diye havladı. Bence korkunç komik. Topa tuttular derken çok iki kişi böyle. Efendim nasıl alay eder? Ailesi kutsal olan. Ne alakası var? Alzheimer'ı bildiğin zaman zaten başlı başına bir acı ve bir o kadar da mizah. Evet. Öyle. Aynen öyle. Oradan önemli olan işte o trajediden bir mizahı çıkartabilmek. Benim babam sevgilime havladı diye ben kendimi yatağa yatırırsam, ben de bir yani beni zaten ondan sonra bir 3-5 ay sonra lapaya yatırırsın yani, hani öyle olabilir. Yok, hayata tutunmakla ilgili herkes ayrı bir şekilde evet alıyor. Bazı insan daha böyle iyi bir tarafından bakıp böyle Pollyanna diyorlar ama tam Pollyanna da değil bence o. Ben Pollyanna hiç değilim, hiç ama yani sevgilime babamı tanıştırdığım zaman kapıdan tam giderken ona havlarsa ben gülerim. Yani. Gülersin. Ben babamın adına hastalığı adına çok üzüldüm zaten. Ama havlıyorsa o an zaten sinirim bozulur da gülersin yani. Orada bir de sevgilinin karşısında hani nervous breakdown geçiriyorsun aslında yani. Evet. O da çok neşeyle vefat etti zaten. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yansın inşallah. Peki Esra, bu danslar nasıl başladı? Sen normalde evde böyle kendi kendine dans ediyor musun? Evet, çocukluğumdan beri dans ederim ben. Ben hep dans ederim. Çok güzel dans ediyorsun. Yok be, gerçekten. Vallahi çok güzel dans ediyorsun. Ben senin yaptığın hareketlerin %1'ini yapamam yani. Dans mı etmek istiyorsun benimle? Ben seninle yarışamam. Edersin, yarışırsın. Ya sen bana öğretebilirsen öğret de yani. Dans öğretilmez, bir tek ritmi yakalayacaksın. Hazır mısın? Gel yapalım, dans edelim hadi. Çak 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 konuş. Ayağa mı kalkacağız? Yok tabii ki. Dur. Ne yapacağım ben mi? Dans edeceğim ya. Çok hayır yani nerede dans edeceğim? Yerim dar. Dur şu şeye kalkayım. Benim de dar. Hayır bir de kalırsınlar gözükme. Ha tamam. Sana hip hop çalacağım. Hip hop. Dur bakayım. Hip hop mu hiç bilmem. Boş ver, bilme. Bir tek ritmi yakalayacaksın. Bakayım. Hazır mısın? Çok hazırım. Gel. Dur. Dur şu kulaklığı alayım da müziği daha iyi duyayım bari. Dans ediyoruz arkadaşlar. Siz de dans edin. Dur. Bluetooth. Açtım.
Hazır mısın? Hazırım. Sen bana hazır mısın? Hazırım. Ah. Oh. Bir su içeyim. Oh. Aa, iki dakikada nefes nefese kaldım. Çok iyisin kızım sen. Sana ayak uydurmaya çalışıyorum bir de ben. Hilal Saral geldi, gülüyor. Gülmeyecek gibi değiliz. Ben şimdi esas yumurta ruletindeki halimizi çok merak ediyorum yani. Evet. Ay, ona çok heyecanlıyım. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim sana Esra. Bu pandemi bitti mi? Yok. Biz niye herkes bitmiş gibi davranıyor? Ben hala evdeyim. Böyle bir iki çıkıyorum. Bir dün önemli ilk defa çıktık. Onun dışında çıkmıyorum. Ben de çıkmıyorum. Ben Çeşme'ye geldim. Çeşme'ye geldim ve evdeyim. Yani bir bazen işte gündüzleri plaja gidiyorum. İşte böyle yandım şey gibi. Barbun gibi. Bir de çıkınca nereye gideceğimi de bilmiyorum çıksam. Ben de bilmiyorum ve ben çıktığımda gittiğim yerden de korkuyorum. Yani gidip de bir yerde yemek yani bana şey geliyor. Hani gideceğim gerçekten temiz mi, steril, yanında bardak mı götüreceksin, çatal mı götüreceksin, bıçak mı götüreceksin. Ondan sonra eve geleceğim 14 gün boyunca kendimi dinleyeceğim. Aa, çıkmam daha iyi. Çıkma ya. Çıkmıyorum zaten. Alican gelmiş. Alican kalp atmış. Aa, Esra. Alican. Ay, bir şey yapsana tuttum. Alican'a bir şeyler söyle bari Alican'a şöyle. O zaman Alican'la beni tanıştır mesela. Ben Alican'la da tanış. Aa, ne oldu kadına? Eyvah. Esra, aa, ışık çok güzel oldu şimdi. Bana bak, Alican yine bir güzelleşti. Bak şimdi Alican'a ne çalacağım. Hazır mısın Alican oradaysa? Şarkınız var mı? Evet. Alican burada mısın? Alican girip çıkmıştır. Ay, tabii. Aa, herhalde seni merak edip birazcık görmek ister diye düşünüyorum. Neler söylüyor diye. Bilmiyorum. Koyuyorum. Bu şarkı o kadar güzel ki. Boş ver Alican'ı, biz dinleyelim. Peki. Ay, Alican'ı boş vermeyelim aşkım. Onda da böyle gidip geliyor kafam işte. Alican, gel buraya. Alican, ben Alican. Sabahınım çok güzelsiniz ve Alican, yemin ediyorum buradan var ya. Nerede Alican? Dur, duymadım. Ama görmedim. Alican neredesin? Bir daha yaz, görmüyorum. Sus, kalbim ince dişli. Şahane. Müthiş. Sesin nasıl senin? Yapacakmış. Çok güzelsin. Çok güzel. Dur ulan. Aa, durmuyor. Müzik kendini çalmak istiyor Esra. Sabah seni çok iyi anlıyorum şu an. Ateş bastı, ateş. Bir şey dans ettikten sonra bir anda her tarafından... Alican sana diyor ki sabah seni çok iyi anlıyorum diyor. Nerede o? Ben onu görmüyorum. Orada yazıyor işte. Ay Alican. Yine beni sinirlendiriyor bak. Bu gece yani hep beni sinirlendiriyor. Ay, lütfen benim yüzümden kavga etmeyin. Evet. Olmaz öyle bir şey. Ya ben tanımıyorum bir Alican'ı. Öyle mi? Tabii. Alican tanımadan hayırdır, hemen çok güzelsin. Zerrin Tekindor'a da aynı şeyi yapıyor. Şaka diyorsun. Evet. Aa, doğru olmuştu. Pardon, şaka diyorsun dedi. Duydum ben onu senin yanında. Ama neyse, önemi yok ya. Hayır, ben kibar bir çocuk. Belki iltifat etmeyi seviyor Esra. Yok, ben, o bana böyle kör kütük aşk. Sen ona? Yani. Ya duyuyorsun bunu. Şey gibi bizim. Seviyorum. Gibi yapıyor ya.
Seviyorum, çok seviyorum Mavişimi. Neyse, biz şimdi bizden konuşalım. Bizden konuşalım. Nasıl bir aşıksın? O zaman aşka girelim. Ha. Nasıl bir aşığım? Ben tatlı bir aşığım. Ama zaman zaman dengesiz olabilirim. Kıskanç mısın? Çok değilim, hayır. Peki nerelerde dengesizleşiyorsun? Ya da böyle hani nasıl söyleyeyim? Böyle adama şey yapmak var mı? Boğmak falan var mı? Hayır hayır, hiç boğmam adamı. Adam nerede, hiç boğmam. Neredesin, ne yapıyorsun falan? Hayır hayır, hiç boğmam. Çünkü ben ilişki yaşadığım zaman bir şey oluyor ve o insanla biz birbirimizden ayrılamıyoruz mesela. Çünkü ben şahane bir kadınım. Hayır, öyle bir şey değil. Neredesin diyecek cümleyi bile kuramıyorum. Çünkü hep orada oluyor. Hayır, o kadar değil. Ama ay, ne kadar güzel bir şey söyledin. Ama biraz öyle bir şey oluyor benim ilişkilerimde. Yani kocamla da öyle oldu. İlk aşkımla da öyle oldu. Bitiyor yani, mu ilişkilerin? Uzun sürüyor ilişkilerim benim. Ve uyumluyum galiba. Yani erkek natürüne uyan bir tipim ben. Hani ben çok mesela hadi beni oraya götür, hadi şuraya gidelim mi falanlar yoktur bende. Öyle arkadaşlarına giderse git derim. Hiç öyle hani, ama erkek arkadaşlarıyla gezmeyi çok severim mesela. Bütün erkekler olacak, bir tek ben. Ay, ama ben de öyleyim. Bayılırım buna. Ben kız de arkadaş çok, arkadaşlarım çok sevdiklerim var. Ama onun dışında kadınların yanında çok çok sıkılıyorum bir süre sonra. Ben aynı şekilde. Ondan sonra hayatım, ama tatlı bir sevgiliyim, ama zorluklarım vardır muhakkak. Çünkü çok kendi başıma buyruğum yani mesela. Peki sevgilim vardı, ne yapardı biliyor musun? Yolda yürüyoruz mesela. Ben de hızlı yürüyen bir tipim. Fıttırı 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 yürüyorum. Ne yapardı biliyor musun? Arkada dururdu. Ta ki ben acaba ne zaman yanıma bakacağım diye durup beklermiş. Test gibi test. O ne ya? Ve tabii bayağı uzaklaşıyor benden. Çünkü ben okula 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 yürüyorum. Farkında değilim yanımda mı. Peki böyle başına buyruk bir tip olunca erkekler konusunda zorlanıyor musun? Mesela ben de senin söylediğin her şeye katılıyorum. Çünkü ben de aynı şekildeyim. Sen gibiyim yani. O zaman şey mi oluyor? Bence erkekler bunu pek sevmiyormuş gibi geliyor bana. Ama ben çok psikopat kıskanç adamla olmadım. Çünkü bence o psikopat kıskanç adamlar eğer zekiyse zaten çok yanıma yaklaşmıyorlar. Çünkü benim yani bir salaklar mı geliyor diyorsun, öyle değil mi? Hayır, salaklar gelmiyor. Kıskanç yapısı olmayan adam. Ha. Salaklar gelir mi? Tabii ki hepsi çok zeki. Ama yapısında kıskançlık yok, ama manyak kıskanç bir adam bir de zeki ise yani akıllı olan gelmez yanıma benim. Ama bir şey de yapmıyorum mesela. Korkunç sadığımdır. Evimde otururum onunla. Hiç öyle şeylerim yoktur mesela. Ama işte başına buyurken özgür ruhlu olan. Daha ziyade bu erkekler şey seviyorlar ya Esrem. Miyav kadınlar seviyorlar. Ama miyavım ben zaten işin komiği. Ne? Bu böyle anlattığın hiçbir tanesi miyav değil mi? Ama şöyle bir şey oluyor. Genelde benim hayatıma çok çok ben nasıl söyleyeyim sana? İşte çok erkek natüründe yaşıyorum mesela. Evden çıkmam, evde oturmak istiyorsa onunla otururum. Yayılmak istiyorsa yayılırım. Bir tek seyahat ederim. Ama onun dışında hani beni şuraya götürsene, hadi giyinelim. Öyle şeylerim yok benim. Ya da öyle adamlar buldum hep. Çok anlaştığım adamlar buldum. Ay ne güzel. Maşallah. Çok anlaştık yani. Maşallah. Peki mesela bende şey var Esra, ben bütün eski boyfriendlerimle hepsiyle arkadaşım var. Ben de öyle, hepsiyle. Eski kocalarım hepsiyle öyle... telefonlaşırım hepsiyle yani. İşte o enteresan bir şey ve bence olması gereken bir şey o da. Evet canım, yani biz mesela benim Mehmet'le öyle ayrıldık. O birine aşık oldum dedi bana bir gün. Ben de öyle mi dedim. Ondan sonra... Gerçekten öyle oldu ama. Kim miyim derken dedi ki bir denemek istiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Dene dedim. Ve biz ayrıldık. Sonra geri döndü gerçi. Sonra bir daha gitti falan. Ama bir şey, bak arkadaş peki, olduğun zaman ne yaptın delirmedi mi? Biliyorsun bir ilişkide arkadaşlık olunca. Bizim Ali Can'la yaşadığımız aslında o ilişki türü de o.
birbirine açık ve net olduğun sürece, yani şimdi aşağıdan belki saydırıyorlardır, olur mu öyle bir, yani bir adamın seni aldatması ne seni gurursuz, onunla tekrar konuşur ve onunla bir ilişkiyi devam ettirmek istersen arkadaşlar, ne seni gururundan bir şey eksilir, ne de yani ben bunun bir gurur meselesi olduğunu düşünmüyorum yani bir adamın beni bırakması. Ama seninkisi dürüst bir şekilde gelmiş sana yani ve şey, bence şahane mutlu, ya Allah en azından Allah. Seni aptal yerine koymamış. Yani. Canı çekmiş ya, istemiş onu, merak etmiş yani ne yapacağım? O dönemde sen ne yaptın peki? Hiç vallahi çok güzel de güzel oldum. Onu beklermişim. Ay bir kadın gelse de bunu elimden alsa diye. Ay ne bileyim ben, kimi kadın da bekliyordu ondan. Yok be. Hemen çalıştım. Ondan sonra pıt pıt pıt. Hiç. Sonra tekrar geri geldi. Sonra da sonra geldi. Sonra. Sonra yine gitti falan. Hala da geliyor gidiyor. Ya o anlamda da. Hayır yani. Anladın sen. Anladım. Hala da arkadaşsınız demek. Kızımın babası yani. Kızının babası da bir arkadaş olacaksın yani. Bağırıyor, çocukları çekiştiriyorlar. Hayır gitmeyeceğim babaya, onaya gitmeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte öyle rahat olmak lazım birazcık da. Çok evet ya, evet ya. Gerçekten. O kadına mı gitti, oraya mı gitti, o adama mı gitti ya da kadınlar evet. Bütün aynı şeyler geçerli. Boş var yani, evet ya. Ama aşkın öyle hissedemeyebiliyorsun da yani. Hissetmiyorsun, evet tabii ki de hissetmezsin. Benim çok yani dönüp ağladığın zamanlar da oluyor yani. Olmaz olur mu? Tabii ki. Ben bir de çok aşık olursam salya sümük oluyorum. Bir kere yanlışlık yaptım bir İtalyan sevgilime. Kötü bir yanlışlıktı. Bittim. 2 kiloya düştüm. Böyle bir şey olamaz. Bir tek burun geziyordum böyle. Her şeyim yedi, bir burnum kalmıştı. Sonra bana dedi ki zaten seni hiç isteme, bu ne çirkin. Yani artık erimişim. Aşk acısından şaka diyorsun. Çünkü yapmamam gereken bir şey yaptım. O zaman işte ne bileyim gençlikte ya da önemli değil gençlik değil yapmışım işte. Allah ne üzülmek, ne bitmek, ne paspaslarda yatmak. Hadi yemek be. Yememek falan tabii. Benim öyle korkunçtur ha o tarafım. Ay benim, ben her şekilde yiyorum. Ayrılsam da yiyorum, barışsam da yiyorum, mutlu olsam da yiyorum. Ben mesela pandemide kilo verdim. Olabilir mi böyle bir şey? Herkes şey verdi, ben kilo verdim. Benim kriz anında beyin başka türlü. Bu kadar şeye çalışırsın tabii yani. Bu kadar çalışmaya, dansa falan verirsin kiloyu. Nasıl vermeyeceksin? Ben aldım mesela. Şimdi detoksa gitmeyi düşünüyorum. Aman gitme ya. Boş ver. Ay ama yok, o birazcık da bir sağlık için de gitmek lazım. İyi yani. Mi hissediyorsa git o zaman. Evet, bu böyle bir şey olmuyor yani. Demek o 2 kiloya düştü. Vay be. Yok deli gibi bak. Bir de İtalyan, Sicilyalı, yakışıklı, büyük aşk yaşıyoruz. Geberiyoruz. Yanıyor. Ülke yanıyor. O kadar aşık. O manyaklar da bir aşık oldu mu Allah muhafaza. Gerçekten. Sicilyalı. Oğlum. Ne oldu sen? Babası avukat. O zaman mafyozoydu bunlar galiba. Herhalde böyle tuhaf. Ben böyle etkileniyorum. Babasını görüyorum etkileniyorum. Annesini görüyorum etkileniyorum. Her şey pizza yiyor etkileniyorum falan böyle. Pizzayı böyle kenarını yerdi. Böyle ısırırdı. Böyle pizza yerken beklerdim o kenar bölümü gelsin de ısırışını göreyim diye. Gitmiş kafa benim. Bitmiş. Canım pizzanın kenarını yemesini bekliyorum. Ya o kadar. Ya. Ay ne kadar güzel anlatılabilir bir duygu. Ve sen biliyor musun canlı yayımda bir tane ben insanlarla beraber işte bu followerlarla konuşuyoruz bazen alıyorum. Bana mesaj attı, beni de al diye. Aldım, bana İtalyanca şarkı söyledi. Canlı yayınımda. Eski kocam da geldi. Ben de oho, bence bak. Gümüş var senin yayınlarda yani. Evet. Ay ne kadar güzel bir şey ya. Ben mesela şey yaparsam, olur da bir gün evlenirsem şey yapıp mesela bekarlığa veda gecesi yapıp bütün eski aşklarımı davet edeceğim. Öyle bir şeyim var benim de, isteğim var. Nasıl fikir? Damat papyonunu kapına asmış. Çok hayır güzel. Canım hep beraber evlenelim yani.
Ben böyle bir fikir görmedim yani. Harika. Ama yani ben de ben bu vedalara da çok sinir oluyorum. Onu da sevmiyorum mesela. Ne oluyor sanki ölüme gidiyormuşun gibi kız kıza neye adamlar veda ediyoruz? Dansçı çağırıyorlar. Ne oluyor yani? Çok istiyorsan ben gideyim arkadaşın evine. Çağır arkadaşlarına dansçı yani. Hani yapıyorlar o ya. Evet, o birazcık fazla şey. Ama benim söylediğim öyle dansçı mansçı falan değil yani. Öyle hani tekrar böyle belki şey. Belki bir Yunan adasında bütün eski sevgililerine bir teknede bir şey değil mi? Çürük. Santorini'de bir de romantik bir Santorini'de ya, romantik bir ışık altında teknede artık bu zamana kadar kaç sevgilin olduysa. Ha, onlarla beraber bir tatil o kadar da değil canım. Tatlı bir şey. Yani İstiyor musun evlenmek? Ay istemiyorum. İsteme. Bazen de istiyorum. İstemiyor. Ha. Ya ama tatlı bir adam çıkarsa şimdi seni tatlı güzel bir adam güzel çıkarsa sevecek. Gerçek evet tatlı bir adam çıkarsa evet ama ben o kadar alıştım ki kendi yalnızlığıma artık hani şimdi yeni bir terim çıktı ya self partner diye hani o kadar kendimle barışığım ve o kadar kendimle mutluyum ki bir adama ihtiyaç hissetmiyorum o da çok ama bir kaşık şey. Yani geceleri bir kaşık Ha bir kaşık gerekir. Kaşığı yani. Özlüyorum. Bak, ben kaşığı kaşığı özlüyorum. Evet ya o böyle tatlı bir şey. O aynen böyle bir insana kaşığı gelsin. Evet evet o tentene güzel bir şey yani. Evet. Ay, doğru söylüyorsun. Bazen böyle bir şey yapıyorum. Ay ben aşık olmayı çok özledim falan oluyorum. Sonra ay sabah deli misin sen diyorum ama evet yani hani all over özledim. Ya yani şu güzel bir aşk yakışır da bana Esra. Ne yakışmaz mı? Ne tatlı böyle sevsin seni güzel güzel. Ondan aynen. Sonra seyahatlere gidin. O kadar yeter. Evde Ben olur. Hiç şimdiye kadar bir erkek arkadaşımla seyahate gitmedim. Hiç. Bu bir skandal. Evet. Çünkü bana seyahat hep çok şey geldi. Biraz kızım ben... deli misin? Hayır, beraber uçağa bin mesela havaalanına gidiyorsun sabah erkenden kalkıyorsun ondan sonra havaalanına gidiyorsunuz oradan uçağa biniyorsunuz el ele o hiçbir şey yok kafada hiç ay, olmadı çok... ay sabah gerçekten çok hiç olmadı bir bıyık takıp ben götüreyim mi seni çok üzüldüm. Ay bak Berna Özkan da yok artık vallahi Berna hiç seyahate en fazla sevgili Çeşme'ye geldim o da seyahat sayılmaz benim Çeşme için seyahat yani. Sayılmaz ya. Hele benim için hiç İzmirli olduğum için seyahat değil benim için yani. Ama hiç öyle gitmedim. Olmaz. Demek ki bana erkeklerin de hoşuna gider ya hani bir kadına ilk defa bir şey yaşatmak. Şimdi ilk buldum. Ama bak bu çok önemli. Bu evet buradan duyuru yap. Hu hu. Hu hu. İlk defa gerçekten. Düşünsene ilk defa bir adamla seyahate gideceksin yani. Evet. Evet. Ay öyle git hani. Ne güzel o otel. Bir de mesela otel ayarlamayacaksınız. Biz bazen öyle yapardık eski sevgilini. Otel ayarlamazdık. İnerdik havaalanında. Yok artık. O şehre giderdik evet. Ondan sonra orada bakınırdık gündüz. Öyle fazla büyük bavullarla gitmiyorduk. Ha, ben nerede çok... kalsak? Ama benim ah be benim eskiler de çok tatlıydı ya. Evet tatlılarmış. İnşallah yine karşıma böyle çok tatlı seveceğim biri çıkar bir süre böyle. Kız Alican evet. Seyrediyordur dikkatli. Alican zaten benim yüreğimin sarı parçası o zaten o ona o söylüyorum. Farklı. Ona söylüyorum bütün bunları. Alican biz Alican'la kamp yapacağız. Hadi be nerede? Bilmiyorum onu söyleyeyim. Ama aşk yani çok güzel insanı. İyi insanı yumuşatan bir şey aşk. Ben çok seviyorum yani. Yumuşacık oluruz. Her şey güzel geliyor. Her şey pembe. Ay beni gelmiş aşkım galiba. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben evet. Çok ayıp olacak buradan söylemek. Ama artık böyle düşündükçe, yaşadıkça da mesela bazı kriterlerim var. Öyle adamlarla olamayabilirim yani. Ne gibi? Mesela çok içip sarhoş olan adamlarla olamayabilirim. Ha yanında sallanan adamlarla. Evet. Evet o Allah korusun. Bunu beklerdim. Ben yaşamıştım da. Böyle bir açıklama beklermiş. Tahtalara vurana kadar. Ama gerçekten Allah korusun. Bir de onu seversen de onun o şey normal. Hayo. Korkunç bir şey o yani. Lalalala huni. Yok o fena. Yani
Yani böyle tatlı, yani tabii ki içki içen kötü üzerinden söylemedim ama böyle bazı şeyleri artık şey yapamam yani, hiçbir zaman öyle bir şey de olmadı ama uzaktan baktığımda mesela hani ay ne kadar tatlı olabilirim desem bile bu kriter mesela beni şey yapabilir enteresan bir şekilde. Geçen gün benim için mesela bak dün Hande'yle de onu konuştuk. Benim için önemli olan güzel bir şekilde sohbet edebilirim ben. Yani evet yani. Ya da anladın sen. İçkiden bahsetmiyorum. Aynen. Aynı şeylere gülmen. Aynı şeye gülmen. Evet. Ve tenin uyuşması. Bu üç tanesi oldu mu tamamdır bence. Mizah aynı olacak ya. O mizah aynı. Ben bir şey yapacağım mesela böyle saçma saçma bana bakacak. Ben arada sırada öyle falan gibi şeyler yapıyorum mesela. Bunun mizahı var mı? Bayağı yani salak gibi bir şey yani, hiç anlamsız. Ya şu an saçma bir şey söyledim ama mesela bazen sıkılıyorum mesela bir şey yapıyorum. Şimdi ona bakıp bir ön yargı bana... Pardon. Arkada sen? Eski sevgilim varmış değil mi? Tatlı. Hepsini kurup arkaya koymuşum. Meğerse hiç onlara karışmam deyip hepsini odaya tıkmışım. Hepsi manyak. Yayından sonra okey yapacaklarmış hepsi. Esra. Kapı çaldı. Ay inanmıyorum. Dur bir dakika açayım. Kuzen geldi. Ama yeğen geldi. Biliyor da canlı yayında. Yasemin'in kafası gibi. Biri mi çıkacak? Ali. Ali yayında ya? Mı oğlum? Niye kapıyı çaldın? Ay köpek kaçtı. Anne mi dedi? Çocuğun mu var senin? Hayır be Ali yeğenim. Aha. Eve geldi. Bu akşam izin istedi de benden arkadaşlarının yanına gitmek için. Ya çok tatlı. Ben lazım mıyım teyze sana yayında dedi. Yok değilsin çık artık sen dedim. Çocuk günlerdir evde. Ali'cim merhaba ne haber? Dedi. Bak Esra ne haber diyor. Gel. Gel. Bakın şuradan gelin. Ay. Ay. Ben yapmadım köpek yaptım. Ali ne yapıyorsun ya? İyiyim siz nasılsınız? Aa nereye gittin Çeşme'de? Efendim şey arkadaşlarımla buluştum. Yıldız Burnu'na gittik. Eğlendin mi? Eğlendim. Güzel sohbet ettik. Benim kız kaç yaşında? Benim kız 17. Sen kaç yaşındasın? Ben 16. Bereketli. Oha. Oha. Ne dedi? Bereketli mi olur? Bereketli olur. Kız büyük olur. Sen tanıyor olabilirsin. Sen hangi okulda okuyorsun? Enka. Refia da. Dalga geçiyorsun. Refia! İnanamıyorum aynı okuldasınız. Ali kaçma. Refia. Buradayım. Sen Refia'yı tanıyor musun? Ya yayın nereye gidiyor? Refia'yı tanıyor musun? Ya görsem kesin tanırım. Ay dur iki dakika bekle. Allah'ım. Aa bak Bahar burada Ali. Bahar abla selam. Aa bıraktı gitti kaldım tek başıma. Hadi evlenin demiş birisi de. Oo bak yakışıklı çocuk diyorlar sana Ali. Bakayım başka. Esra neredesin? Bak şey yapacağız Esra'yla. Ne yapacaksınız? Yumurta üreti. Cidden mi? Evet. Ay annen de söyledi. İçeride kulaklığıyla dans ediyor. Duymuyor. Gelmiyor mu? Şeyler var benim gibi. Gelmiyor mu? Bilmiyorum gelmiyor. Sinir oldum. Refia tanıyor musun Refia Dermancıoğlu'nu? Ya çok tanıdık geldi ismi yani tam bir şey yapmayayım çok da görsem kesin tanırım. E neyse belki tanışırsınız şimdi gelir belki. Belki yumurta ruletindeyken gelir anne ne yapıyorsun diye. Evet olabilir. Ali uyuma. Buradayım merak etmeyin. Uyum, her gece ben başındayım onun. Aferin. Olmadı şey yaparız. FaceTime'da tanıştırırız. Tanıştırırız. Ay bakar mısın böyle bir şey. Ay Esra'yı öğrenirim değil. Ay, küçük Ashton diyorlar. Efendim? Küçük Ashton. Dur fotoğraf gösterer Esra dediler. Doğru söylüyorsun. Göstereyim. Ay çok komiksin. Ama bence kesin aynı okuldalar. Onun için şey oldu. Evet. Ama büyük, sen küçük olduğun için onu tanıyabilirsin. O seni tanımaz. Ben kesinlikle görmüşümdür. Bak. Yumurtayı ben vurabilir miyim kafana? Ay saçmalama. Bak. Bu. Gördün bu mi? Kötü bir resmi. Ay neyse kızımın resmine 10 bin 2 bin kişiye. Oha. Merak ettim tanışıyorlar.
olurlar mı diye çünkü. Evet, ben de merak ettim. Gerçekten komik olurlardı yani. Evet, şu an bak Bahar tanıyor diyor. Tanıyor mu? Tanıyormuşsun bak, Bahar bilir tanıdığını. Refia Karen'in senesindeymiş. Ay neyse, iyice bir sapıttık, çok komik. Tamam, ben ya. Zaten yayın yaparsam anca böyle olur. Yapalım mı yumurta Esra? Hah, çıktı. Refia! Refia! Ay olay nereye gidiyor? Yok, boş ver. Hadi biz kendi kafamıza, havamıza bakalım. Hadi, bir şey söyleyeceğim ben ama yumurta kıralım kafamıza. Bahçeye çıkacağım çünkü kiralık ev ya, mahvolmasın yumurta falan. Tamam. Ben şunu taşıyayım mı? Nasıl yapalım? Şöyle getir bunu. Ama ben de o zaman. Tripodla mı? Tripodla getir. Dışarının ışığını mı açayım? Yok, ben de banyoya gideyim o zaman. Tamam, sen de banyoya gideyim. Aa, kabul etmiyor. Tamam, burada oturayım ben. Tamam. Sandalyeyi getirebilir misin Aliko? Getiririm tabii. Oh, ayağımı asıyorsun. Yayın gibi yayın. Şunu getireyim. Getir. Aa, onu getirme, şunu getir. Minderleri de kaldır ki bir şey olmaz. Dur. Çok koordineyiz. Bir dakika, mutfakta kıracağım ben galiba Rus ruletini. Ya da musluğun içinde. Banyo da mantıklı olur. Musluğun içinde kıracağım. Sizin için. Bak, makyaj yapmışsınız, takip ettim. Bak şimdi böyle tutacağım. Dur. Ben şey de yapacağım. Şimdi ilk kim başlayacak? Aynı anda mı yapsak acaba, şey olmasa? Evet. Dur, bir de Rus müziği çalayım mı? Hadi. Çalayım mı ben? Çalıyor. Sen çal. Sen çal. Hadi. Benim şarjım mı? Şarjım. Boş ver, ben çalayım. Şarj nerede? Odanda ya, dedi değil mi? Burada yok. Hazır mısın? Hadi. Rus vodkası da koysaydık. Bekle. Oo, Eda Hanımlar buradalar. Bahar Hanım buradalar. Aynen. Ay, en zor. O biliyorum. Bu saatten sonra girip kalmam. Bu ne be? Rusça. Rusça mı bu? Evet. Allah, Ali şeyim gitti. Oh. Işığım gitti. Bu ne ya? Dur, ışığım gitti. Şimdi. Aa. Oğlum güzel tek onu. O krizden çıkmıştır. Bir dakika Esra'cığım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamamen çıkart onu. Oldu mu? Arkadaşlar bekleyin. Ay. Ay, Allah korusun Dabbe. Evet, ben hazırım. Aldım bir tane. Bir dakika müziğimiz güzel mi Esra? Müziğimiz başka bir müzik koyayım. Başka bir tane. Bir tane de Rus bir şarkı vardı çok böyle bilinen. Neydi o ya? Ben İtalyanca koyacağım. Boş ver. Kız Rus ruletinde İtalyanca mı dinleyeceğiz? Evet. Hadi. Hadi. Aldın mı elinde mi yumurta? Aldım. Çao Bella'yı koy diyor bak Eda. Ay ben korkuyorum, bir defa yapacağım. Dur. Neremize vuracağız? Şöyle mi vuralım? Ay, tam buraya vur. Böyle tüm yüzünü atsın. Saçmalama, sen karışma bana. Buradan böyle vuralım. Böyle vuralım. Tamam, dur şu üstümü de şey. Hadi bir. Bir, iki, üç. Vur. Ay Esra. Esra. Kafam acıdı beni. Belli ki hiç şansım yok rulette. Daha birincide. Ah, bunu sabah kahvaltı. Sabah kahvaltıda yeriz. Benimki çok çıktı. Esra. Bir şey söyleyeceğim. Ne yap biliyor musun? Biraz da zeytinyağı koyarsın kafanı yapmadan önce. Bir alüminyum folyoyla sar. Ama streçle sar. Ben evet, hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Ay, ama... Buna hiçbir şey olmadı. Ulan sen pişirdin mi hepsini? Ne? Hayır. Kafam kapatayım şimdi. Kızım bu ne biçim yumurta pişiyor? Hiçbir şey olmuyor. Onu da pişir. Ben bütün tamamen yumurta.
Peki de kim bu? Benim kafam mı oluyor? Kafam acıyor benim. Bir şey söyleyeyim. Allah! Yok demek ki. Hayır. Oğlum olur mu öyle şey ya? Böyle ruh sünneti mi olur be? Böyle değil. Nereye akıtacağım? Dur yerler şey olmasın. Dur bir tane daha alıyorum ben. Kaşımdan akıyor. Dur bir peçete ver şunun üstüne. Peçete mi? Ya. Arkadan git. Duştan çıktın ha. Galiba bir arkadaşın var ya. Hadi yeter ben artık. Ben daha fazla kıramayacağım. Allah kahretsin. Kırdım. Dur ama beraber kıracağız. Lan benim hapa burun ruleti değil ki. Bu tamam. Benim yumurta şey gibi kaldı. Baya toka gibi. Peki ben 90'ların punk'ı. Ay çok iyi. Sabah bence daha devam etmeyelim. Çünkü tamam zaten iki tane ikimiz de iki tane çiğ yumurtayı bulduk. Kim kazandı? Kazanan yok, berabereyiz. Kazanan yok bu oyunu. Kazanan yok, istiyorsan başka bir oyun bulalım. Kazanan olsun. Şu yumurtayı göstermek istiyorum. Şunu hayır, göstereyim. Yumurtaya bak. Bak tavaya böyle düşmez. Çevireyim mi? Çevir. Allah. Dur bacaklarını. Refia gel bak şu bir dakika gel bir dakika üstüne ay, dur, bak bakayım Ali tanıyor musun? Anne ay, ya. Kız duştan ay, çıkmış ay, bak bakayım Ali tanıyor musun? Ali tanıyor musun bak bakayım? Ben görmüyorum Ali ha. Merhaba. Aa evet. Evet. Merhaba. Bak dedim sana tanışıyorlardı. Sen tanıdın mı Ali? Tanıdın mı? Tanıdım tabii ki. Tamam çok güzel. Hadi sen odana. Çok güzel. Hadi arkadaş olun Instagram'dan. Bunlar aşağıdır. Hadiye biz. Bir şey söyleyeceğim. Yayın bitti mi? Yayın. Ya bütün yumurta içerisinde. Ay köpek içiyor yumurtayı. Ay ya çeksene. Bir dakika benim saçlarım güzel oldu ha. Ağzı saçlarıma. Ağzı çıkmıyor. Bakar mısın? Bak şimdi ben ne yapacağım biliyor musun buna? Zeytinyağı süreceğim. Biraz da limon sıktım mı tamammış. Güzel oldu mu ya bu model bana? Çok güzel oldu şey gibi. Esra çok güzel oldu. Evet. Biraz kokarsın o kadar. Ay yok canım yıkanacağım şimdi ne yapayım? Hayır yani normal zamanda yapmak için diyorum. Rıdvan. Rıdvan'a çok iyi. Bak sana yeni bir saç modeli bulduk. Bana mı? Hayır canım Esra'ya. Çok hoş oldun. Esra oturma istersen oraya tekrardan. Ben sus, artık sus. Kapatalım değil evet, mi? Evet artık kapatalım. Çok kapatalım. Teşekkür ederim arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de öyle. Gerçekten. Normal hayatta da görüşelim Esra. Çok evet görüşelim. Söyleyelim. Evet. Araşalım. Evet. Arkadaş edelim falan. Evet. Seni seviyorum valla çok tatlısın. Gerçekten çok memnun oldum. Ben de öyle. Hadi bay bay. Haberleşiriz hadi bay bay. Tamam, Ali bay bay. Görüşürüz bay bay. İyi geceler. Bye.